Halbuki şu anda senin uzmanlık alındı ama ya kardeşim elektrik fiyatlarının yukarı gidiyor olmasının nedeni biz elektriği ana olarak doğalgazdan üretiyoruz değil mi? Dünyada doğalgaz fiyatları yukarı gitti. işte ne de oldu Türkiye Rusya ile anlaşmayı zamanında yapmadı bilmem ne pipeline'dan geliyor falan tamam. Enerji fiyatları yukarı gitti. Bir de kurşuku yaşadık ciddi bir devalüasyon yaşadık. Şimdi biz elektrik fiyatlarını elektrik faturasını o yüzden ödeyemez halde insanlar. Fakat bütün bunlar hepsi resimden çıkmış oluyor birdenbire. Bambaşka bir şey yani devletleştirilmiş olsa bu devlet eliyle dağıtılıyor olsa her şey çok güzel olacak diye gidiyor mesele. Şimdi ben onu biraz sıkıntılı görüyorum. E çünkü yani tekin neden özelleştirildiğini belki hatırlatmakta fayda var. Yani her şey devletin olduğu zaman ve her şeyi devlet yaptığı zaman müthiş bir kere bir yolsuzlukla karşı karşıyaydık. İşlemiyordu sistemler. Hani Kemal şey Erdoğan da iktidar geldi diyordu ya, ya her gün elektrik kesiliyordu diye. Ya öyleydi kardeşim. Tabii o zaman teknolojisi başkaydı. 20 yıl önceden bahsediyoruz falan ama işlemeyen de bir heyyülle acayip bir sistem vardı. Yahu kimi kamu kuruluşlarında bu kitlerde çok hatırlıyorum yani konuşuluyordu bu. Mesela bir şey e, devlete ait bir neyse fabrika. Burada 8 tane bahçıvan eşya alınmış bahçesi yok. Yani falan böyle acayip garipsiz şeylerle karşı karşıyaydık. Fakat bunlar unutuluyor ve anladığım kadarıyla onu işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Yani serbest piyasanın olmadığı bir enerji politikasını